Selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Geçen bölümde Söğüt'ten ayrılıp favori noktamız Kiseli Adaya tekrar demir atmıştık. Bölümü izlemeyenler ekrandaki video kartını tıklayabilirler. Bu bölümde Mert Kaptan Bozburun açıklarında kurtarılıyor. Biz Özlem ve Özkan Kaptan'ı ziyarete gidiyoruz. Sonra ben Deniz Anası'yla tanışıyorum ve ardından midye keyfi yapıyoruz. İzledikten sonra abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı ve teknede amonyak bulundurmayı unutmayın. Efendim? Olur olur tamam olur. Doresin civcivini yine sularla buluşturduk. Doresin yavruları gittikçe çoğalıyor. Mert nereye gidiyorsun? Bozburun'a gitmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Kiseli Adadan Bozburun'a gidecek Mert. Kısmetse inşallah. Sağ salim git gel. Umarım benzinin bitmez. Umarım motorumuz çalışır. Yine keçiler ya. Ya şu oğlak beni bitirdi ya arkadan. Abo. Ya yavrum nasıl ağlıyor? Liman karşısı, caminin orada kasap manav var, onlara gideceğim. Bozburun tatlıdır ya böyle. Böyle içeriye bağlıyorsun, kimse bir şey sormaz etmez, böyle şişme botların bağlaması serbest, üst üste konulur yalnız. Herhangi bir güvencesi de yoktur yani, kendin bakarsın. Genelde de kimse kimseninki almaması lazım yani. İçeri girdik şimdi. Gördüğünüz gibi öyle giren çıkan oluyor. Biraz kargacık burgacık bir liman. Ama müsait oluyor genelde. Botları genelde şöyle bakın, pek kullanılmayan yerlere koyuyorlar. Ben de öyle bir şey yapacağım. İşte böyle geldim. Şöyle koyuyorsun bu şekilde herkes gibi. Alışverişini yapıyorsun. Ondan sonra alışverişten sonra erzağını doldurduktan sonra
Burada böyle güzel ahşap maket yapan bir yer var. Merkez güzel. Ufak hırdavatçı. Karşıda manav bakkal falan. Öyle bir yer. Evet, burada bir kedi keyfi var. Bebişler. Bunlar bayılmış sıcaktan. Hepsi de rengarenk. Gri çok tatlıymış. Yani. Evet, burada bekliyor botumuz. Engin Denizleri açılıcıyız. Alışverişimizi yaptık. Şimdi limandan ayrılıyorum. Böyle bir şey işte. Tekne ta ileride. 15-20 dakika sürecek böyle. Ne yapalım? Denizciliğin ceremesi böyle. Bizimkine daha büyük bot sığmıyor şeye. Benim yaptığım rollbara daha büyüğü sığmıyor. Botun 1.80 olması lazım. Eni, teknenin eni küçük olduğu için. Hani arkadan çekecek olsak istediğin büyüklüktekini çekebilirsin tabii. O ayrı mesele. Şu an 1.80'lik şişme botla gördüğünüz deniz trafiğinde ilerliyorum. Çok komik oluyor. Şu ileride kulet gidiyor ya, onun da arkasına gideceğiz. Aslında ona bağlasaymışız keşke. Söyleseydim çekerdi ya. Evet, şu an kurtarılıyorum. İşin sonucu buna döndü. Sağ olsun beyefendi hiç talep etmeden kendi kendine gördü ve aldı beni. Şuraya kadar gelmiştim bakın, şeye kadar. Adayı geçtim gene. Fakat şöyle problem oldu. Benzin bitti. Kurtarılma operasyonum devam ediyor. Yaklaşık 10 dakika, 5-10 dakika arası kurtarılıyorum. Benzinim bittiği için bu benim kabahatim. Normalde bitirmemem lazım. Beyefendi sağ olsun hiç sormadan çekti. Doris hemen arkasında. Doris'e kadar getirdi beni. Tekrar sağ olsun. Bakın Doris de gözüktü. Eda gülecek. Çok sağ olsun. Vallahi zahmet oldu. Buraya kürek çekmem bir saat sürerdi ya. Yok yok. Mert'in benzini bitmiş arkadaşlar. Ve çok sağ olsun. Bize yardım etmişler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok zahmet oldu. Mert. Evet. Allah'ım yarabbim ya. Hep komiksin ya. Ya senden sonra da yandaki teknenin dingisi gitti geldi. Şimdi şöyle oldu. Bir yanlış hesap sonucu benzini hesap edemedim. Benzin yetmedi. Bir ada var hemen girişte. O adaya yakın yerde şey oldu. Bitti işte. Öyle küreğe falan tam başladım. Beyefendi kendi kendine geldi dedi. Çekeyim falan dedi. Ha iyi. Ya yok ben dedim. Allah razı olsun. Olur mu denizde öyle dedi. Sağ olsun çekti getirdi. Çok sağ olsun. Hemen geldik tabii. Olmasa ben bir saat kürek çekerdim. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Misafirliğe gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Kıyım kıyım gitme tarafları olduğum için böyle tercih ediyoruz. Zira her an motorumuz ıslak edebiliyor. Adaya yaklaşmak üzereyiz. Şimdilik benzinimiz bitmedi şükür. Vay be, bakın çok yaklaştık. Saatler demek ki olabiliyor değil mi? Saatler yolculuğun sonunda
Yanko'ya gelebildik. Böyle mi? Önde geldi. Hello. Selamlar. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Gelemeyecek. Gelir mi gelmez dedik, geldi. Neredesiniz siz? Neredeyiz biz? Arkadaki küçük. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Hoş bulduk. Hemen önünde şöyle hani. Şuradayız. Şu arkadaki adamın arkasındayız. Özkan selam. Nasılsınız abi? Video çekiyorum, olur değil mi? Koyarız kanala. Evet, bizimkinden daha küçük bir tekneye geldik şimdi. Bir de buna bakalım. Yok, şu soruyum sadece. Tamam. Sonra da şey diyor. Bengamla. Özkan. Senin yüzünden canım canım ağlıyor, çekiyor ki aklıma soktum durdum. Saçı nerede? Ya hiç aklımda yok. Canım ya. Çekiyor. Ağlarken evet, şimdi Özlem bize kahve yapacak. Kahve için önce suyunu hazırladı. Ben bir içeriye çeksem şöyle. Çok dağınık. Çok dağınık. Sütler çoğursa sütleri de çek. Şey mutfağı şuraya mı çekeyim? Feci hali. Feci haliyle çekeyim. Bakın şurada bir Dreamcatcher var. Çok güzel. Bu Dreamcatcher kötü uykuları kaçırıyor. Evet. Bisikletleri var. Güzel, bisiklet hoş bir şey. Tabi buralarda olmuyor da hani normal yerlerde bisiklete biniliyor. Bu arada katamaran olduğu için tabi geniş bir alan var. Evet. Hani izlemeyen, daha önce katamaran içi görmemiş vatandaşlar için. Burası yok. Orayı siz görmediniz. Böyle güzel yani. Tamam, iyi, hoş yani. Hani harika, süper. Aşağıdalar herhalde. Yok, oraya şey çekeyim mi? Çekmeyeyim canım abi, o kadar da gerek yok. Tamam. Bakın burada da şey var. Komuta zinciri burada. Yani şimdi oturma alanımızdan şöyle de bir yürümeye başlayalım. Katamaranın dümeni çok hoş. Bunlar küçük hatchleri var. Evet, tabi bir katamaranın avantajı her zaman şu alanı. Yani bu alan gördüğünüz gibi kolay kolay bulunmayacak bir alan. Şurada işte keyif yapma vesaire söz konusu tabi. Şu file kısmı çok hoş. Hatta şöyle bir keyif yeri yapmış Özkanlar. Çok hoş olmuş. Ya çok yavaş gidiyor. Çok güzel bir dolunay var. Harika doğdu. Bu dolunayla biz de hayatımıza olumlamalar yapacağız çeşitli. Merhaba. Selamlar. Merhaba. Biraz önce dediğim gibi olumlama yapacağız şimdi. Dolunay çok güzel doğdu. Dolunayın mistik enerjisi var bunda. O yüzden de güzel şeyler getirebilir, güzel şeyler istersek. Mistik. Ada çayım da vardı. Ada çayı yakacağız. Ada çayı yakıp böyle bir dolaştırırsak olumsuz enerjileri de böyle salmış oluruz. Zaten denizin ortasındayız. Deniz tuzu da buna çok işe yarıyormuş. Güzel olur yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım, yakalım ada çayımızda. Her türlü hayırlı işler bizi bulsun. Kalbimizi açtık hayırlı işlere. Her türlü kısmetli şeyleri bekliyoruz. Hayatımızda hazırız bu kısmetli, güzel, iyi şeylere, sağlığa, aşka, neşeye. Mis gibi kokuyor. Hazırız diyelim. Hadi yiyelim. Bunu da böyle dolaştıralım. Hayırlı güzel şeyler hep bizi bulsun. Bu kokuyu böyle her yerde evinizde de dolaştırabilirsiniz. Güzel dolma için. Görebiliyor musunuz? Orada çok güzel. Güzel kısmetli her şeye açığız. Hayırlı işte. Evet, kesinlikle. Hadi bakalım. Olumsuzlukların hepsi gitsin. Gitsin. Bu ada çayının dumanıyla. Olumsuzluklar gitsin. Bolluk bereket gelsin. Bozuk olan eşyalarımız düzelsin. Ayetel Kürsi de okuyabilirsiniz. Ada çayı yakamıyorsanız. O da çok güzel olur. Bütün hayırlı olan şeyler bulsun.
rüzgarı görmenizi istedik. Hatta duymanızı istedik. Bugün hava sertleşti arkadaşlar. Zaten haberini alıyorduk. İki gün böyle sert olacak. Kıçalatlarını ikiye çıkardık hatta şöyle. Kaptanımız uğraşıyor. Burada mahsur kaldık desem yeridir. Normal şartlarda biz gitmek istiyorduk aslında bugün sabah. Kiseli adadan ayrılmak istiyorduk fakat... Çünkü suyumuz azaldı. Tabii suyumuz bitti yani. Fakat ayrılamayacağız çünkü iki gün çok çok fena patlak. Şu koyun içi bile, yani buradan seçemez gözünüz. Çok kötü beyaz biraz yani. Selam arkadaşlar, hiç başıma gelmemiş. Deniz anası değdi geçti az önce böyle göbeğimden. Yani hiç olmayacak bir yerde Bozburun'da deniz anası. Hemen tabii ki denizci arkadaşlara sordum ne yapabilirim. Bende fenistil jel vardı, onu sürdüm. Fenistil jel, antihistaminik. Antihistaminik itrizin hapım vardı, onu da içtim. Fakat yakıyor yani şu anda. Domates sür dedi birisi, hemen domates sürüyorum. Bir arkadaş su ısıtın dedi, sıcak su kompresi sirkeyle. Yan tekniden sirke almaya gittim Mert. Güzel, net nefis, sıpsıcak. Benim de karnımdaki yanma geçmiş. İyi var. Çok şükür. Sirke ve fenistil jel çok iyi geldi. Evet, bir haber duyduk. Siz de duydunuz mu? Ağaca bağlamak nedeniyle sahil güvenlik tutanak tutup orman idaresine göndermiş. Başka bir tekneyi Bencip koyunda. Yan komşumuz geliyor. Şimdi tanıştık. Ağaçları koruyalım, ağaçları bağlamayalım. Evet. Sabah sporunuzu mu yapıyorsunuz? Yani o tarz bir şeyler yapıyorum, böyle bir genel geçer bir spor yapıyorum. Ne olduğu belli olmayan hareket sayısı. Spor ye. Hareket sayısı ve hareketlerin de ne olduğu tam belli olmayan şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle şu tarz. Efendim? Biliyor musun? Yani suda iyi oluyor. Genelde hani güzel oluyor suda güne başlamak. İnsanın vücudu açılıyor. Şöyle midyemizi aldık. Tamam. Evet, 50 liraya midye aldık, yarım kilo ama. Midyemiz çok yani. Var mı 50 lira? Ayağımıza geldi. Limon da var. Oo. Hah, limon sağ ol ya. İyi oldu. Şöyle içinden dilediğiniz kadar alabilirsiniz. Al diyor, geri ver diyor. Hı hı. Limonların hepsini almayın diyor. Bugün Özlem paylaşmış ya, Özlem'le Özkan kaptan. Evet. Katamarandan. Öyle canımız çekiyordu ki iyi oldu tam geldiğin. Ben her gün buralardayım. Siz dün buradaydınız galiba. Buradaydık ama fark edene kadar gidiyorsun. Böyle bir anlamıyoruz falan. Alalım mı almayalım mı diye karar verirken sen uçuyorsun. Tamam, teşekkür ederiz. Ben kendine iyi bak. Ederim, iyi tatlılar. Hadi efendim. Kolay gelsin. Bay bay. Evet, Zeus 3. Evet, iyi akşamlar diliyoruz. Şu anlı karanlık olduğu için kusurumuza bakmayınız. Duydunuz sesini. Zilin sesini duydunuz. Çünkü her taraf karanlık. Evet. Ve asıl size göstermek istediğim şey... Yom yomlarımız. Yom yom. Midyeciyi gördünüz zaten. Bugün fast food time. Yani bayağıdır sebze yemeği yiyoruz ama değil mi o? Tabii. Öğretmenim. Sağlıklı besleniyoruz. Hepiniz görüyorsunuz. Elimizden geleni yapıyoruz fakat açamıyorum. Aynen. Artık yani biraz da yiyebiliriz. Evet, işte midyelerimiz. Özlemişim ya, kale içinde midye yediğim günleri.